kazanmış olduğunuz Noel Babalı bardak altlığının yapımını anlatacağım. Yapımı çok basit. Elinize kalan küçük parça ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arkasını bu şekilde keçe diktim. Şekle uygun. Yapımı çok çok basit. Aşamalar halinde gittiğinizde benimle aynı bu şekilde bardak altlığı yapabilirsiniz benimle birlikte. Şimdi malzemelerimiz ten rengi gibi böyle kreme yakın tonlarda bir ip kullanacağım. Daha sonrasında beyaz renge geçeceğiz. Kırmızı, yüz ifadesini verebilmek için pembe, siyah, beyaz ve yine kırmızı kullanacağız. Ve dediğim gibi keçe arkasına da bu şekilde keçe dikeceğiz. Keçeyi de normal bu şekilde dikiş iğne ipliği kullanacağım ve iplerime de uygun 3,5 numara tığ kullanacağım. Yapımı çok çok basit, dediğim gibi hemen yapılışına geçelim. Evet, yüzünde kullanacağımız ip ile başlıyoruz. Şu şekilde sihirli halka yapacağım. Sihirli halkamın içerisine toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağım. İlk olarak 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımın üstüne ipimi doladım. Sihirli halkanın içerisine battım. İpimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane ikili trabzan yapalım. Evet, toplamda 12 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şu kısa kalan ipi iyice çekiştirip sıkıyoruz. Normal sihirli halka yapıp 12 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi başta çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine battım. Şu kısa kalan ipimi de tığımın üstüne doladım. İpimi aldım ve aldığım ipi diğer ipimden çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi şu ikinci sıradayız. İkinci sırada bütün bu ikili trabzanların üstüne çift batacağız. Şu 3 zincirin olduğu yere bir tane daha ikili trabzan yapmış oldum. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bir sonraki ikili trabzana geçtim. Tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yuvaya bir tane daha yaptım. Yani arttırma yapmış oluyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Bir sonraki ikili trabzan tepesine geçtim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yine aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde bütün trabzanlarımızı dolduralım. Şu başlangıç noktasına gelelim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Yine baştaki 3 tane zincirin tepesine battım. İpimi aldım ve kapattım. Tekrar 3 zincir. Şimdi son sıradayız artık. Burada da bir tane tek, bir tane çift batacağız trabzan tepelerine. Şimdi bu bir tek olacak. Bir sonraki yuvaya geçtiğimizde de çift batıyoruz. Bir tane tek. Bir tane tek battım. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir tek. Bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi yine sıra sonuna kadar geldim. Yine 3 tane zincirimizin tepesine batıp sırayı kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Burada artık rengimizi değiştireceğiz. Şöyle ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz rengimize geçiyoruz. Bir tane zincirimi çektim ipe. Yine bu başta çekmiş olduğum noktaya geldim. 3 tane zincir çekiyorduk. Oraya geldim.
İpimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi bir tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Yine son sırada yapmış olduğumuz gibi. Bir tane tek yapmış oldum. Şu kısa kalan iplerimi de yürütüyorum arkadan. Bir tane çift batıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bir tek, bir çift yapalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Yine bağlantı noktasına, üç zincirin olduğu yere bağlayıp bir tane zincir çektim. Şimdi şu sakal bölümünü yapmaya başlıyoruz. Şuraları yapacağız. Tığımın üstüne ipimi doladım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzana batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın üstüne ipimi doladım. Aynı yuvaya tekrardan 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı yuvaya 6 defa ikili trabzan yaparak şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 3. yuvaya batıp kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bundan 5 tane yapacağız. Yani 5 defa bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi tekrardan tığımın üstüne ipimi doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine battım. Aynı yuvaya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 yaptım. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 defa yaptım yine. 1, 2, 3. 3. trabzanın tepesine battım ve kilitledim. Kapattım burayı. Tekrardan tığımın üstüne doladım. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. trabzan tepesine gittim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. 3.'ye battım ve kapattım. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi sakal kısmını da tamamladım. Gösterdiğim gibi ipimizi burada kestik. Şimdi şapka bölümüne geçeceğim. Kırmızı ipimi alıyorum. Şimdi kırmızı ipimize bir tane zincirimi çektim, kilitleme. Şu sakalın tam bittiği noktaya, şuradan da göstereyim, tam şuradan başlıyoruz. Şimdi bir tane sık iğne yapacağım. Tam bittiği noktasına, bir tane noktaya ipimi sabitledim, sık iğne yaptım. Şimdi burada artık yalancı sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Onu nasıl yapıyoruz? Tığımın üstüne doladım. Bir sonraki trabzan tepesine geçtim. İpimi çektim. Tığımın üstünde 3 tane ip var. Üçünü birlikte çıkıyorum. Şimdi burada bir tane bu şekilde sık iğne yapacağız. Sonrasında da 2 tane yapacağız. Yani bir ör, bir arttır. Şimdi bir örmüş oldum. Şimdi arttıracağız. Aynı yuvaya 2 kere yalancı sık iğne yaptım. Doluyorum. Bir yalancı sık iğne, bir sonrakine çift batıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Şurada 4 tane trabzan tepesi bırakana kadar bu şekilde ilerliyoruz. Şapka bölümünü şurasını oluşturacağız. Bu şekilde bir ör bir arttır devam edelim. Şimdi dediğim gibi son 4 ilmek kalana kadar bıraktım. Şimdi burada 1, 2 zincir çekiyorum.
örgümü çeviriyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burada 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, üç, dört tane ikili trabzanımı yaptım. Yine iki zincir dönüyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Tekrardan bu trabzanlarımı dolduruyorum. Bir, iki, evet, dibine baktım ve sabitledim. Şöyle bir göstereyim. Şapka bölümünde bu şekilde yaptım. Şimdi şu geriye kalan trabzan tepelerimizi tamamlıyorum. Yine çakma sık iğne şeklinde devam ettim. Bu şekilde bir zincir çekip artık burayı da bitiriyoruz. Evet, görüntüsü bu şekilde olmuş oldu. Şapkamızın şu pompon kısmını yapacağız. Beyaz ipimi aldım. Yine sabitledim. Tam tepe noktasına batıyorum. İki tane zincir çektim. Tığımın üstüne doladım. Aynı yuvaya 3 kere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi trabzanları tamamladıktan sonra şu baştaki trabzanın tepesine battım. Şu ilmek ipimi aldım ve çektim. Kapattık bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Ve pomponumuzu da tamamlamış olduk. İpimi kesiyorum. Ve bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi şu yüz ifadesini yapalım. Bıyık kısmını yapacağız. Burada da 16 tane zincir çekiyorum. Evet, zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum. Bütün zincirlerime sık iğne yaparak dolduruyorum. Evet, sık iğneyle doldurdum, tamamladım, ipimi kestim. Şimdi bunu tam orta noktasına gelecek şekilde dikeceğiz. Şimdi bıyık kısmını diktim, tamamladım. Şöyle arkadan düğüm atıyorum. Sabitledim. İpimi kestim. Şimdi diğer ifadeleri vermekle devam edeceğim. Kırmızı iple devam ediyorum. Şimdi bıyığın tam alt kısmından, şu orta kısmından, şuradan bir tık aşağıdan batacağım ve üstten geri batıyorum. Bu şekilde birkaç gel git hareketleriyle dolduruyoruz. Arkadan şu şekilde sabitliyorum. İpimi kesip pembe ipe geçiyorum. Şimdi şuradan da göstereyim. Tam bıyık noktasının bir tık üstü olacak. Burayı da pembeyle dolduruyoruz.
Şimdi siyah gözleri yapmakla devam ediyorum. S ipimi alacağım. Şuradan da göstereyim yine. Bu pembenin tam bir tık üstünde. Arada iki tane ikili trabzan var. Şu şekilde battım. İpi sabitledim. Hemen bir tık yanına geçtim. Şöyle dolduruyoruz. İşte bu kadar. Yapımı aslında çok çok basit. Gözleri de tamamladıktan sonra arkasına bu şekilde keçe kesip dikeceğiz. Onu göstermeyeceğim. Normal dikiş makasla kesiyoruz. Kenarlardan dikiyoruz. Hepsi bu kadar. Yapımı çok çok basit dediğim gibi. Bu arkayı keçeye dikerken de bu kalan ipleri içeriye doğru dikmeyi de unutmayalım. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.